Ne demek bu düşük faiz? Şimdi merkez bankası kurlara iki temelde iki şekilde müdahale eder. Bunlardan bir tanesi e, e, döviz rezervlerinde satış, bir kısmını satışa çıkarır. Aslında döviz rezervi borçlu ülkelerde o ülkenin itibarını değil itibarsızlığını gösterir. Borcunuz ne kadar çoksa ve bu borcun büyük bir kısmını veya yüzde yirmi 25 gibi bir kısmını e, Merkez Bankası'nda veya başka yerlerde e, kasada nakit olarak tutuyorsanız faiz de alıp borcu faizsiz olarak teminat, vatan bankerler de böyle yapardı. Tutuyorsunuz. O sizin itibarınızı göstermez. Örnek vereyim. 600 milyar dolar borcunuz var. 150 milyar dolar rezerviniz var. 600 milyara faiz ödüyorsunuz ve dünyanın en yüksek faizini ödüyorsunuz. Ve e, şey e, döviz rezervi neredeyse sıfır faizle bir yerde duruyor. Aslında siz kaç liraya faiz ediyorsunuz? 600'e ödüyorsunuz. Yüksek faiz ödüyorsunuz yani. yani. Tabii yüksek faiz ediyorsunuz. Dolayısıyla itibarı göstermez. İtibarı gösterdiğini kabul edin. Döviz rezervinden satış yapar. Demek ki birincisi bu. Kurları şey yapmak için. Ee, aşağıya çekmek için. Ne yapacakmış? Döviz rezervlerinden yani kendisine ait olmayan parayı. Sattı hocam sat... satıyor. Sorun... Ya bir dakika işte dinle. Birinci şekil bu. İkinci şekilde e, gene başka bir şeye müdahale ederekten e, döviz kurlarını e, azaltmak ister. O da e, faizleri, Merkez Bankası'nın politika faizlerini aşağıya çekmek suretiyle. Aslında yani kimse farkında da değil. Zaten Türkiye'de her şeyi de bilmeye de gerek yok. Bilen adamlar zaten mikroptur yani. Çünkü mevcut düzene <laughs> eleştiri getirirler. Ben de o mikroplardan bir tanesiyim. Şimdi mikrop yapıyorum. Merkez bankacılığı sisteminde faizlerin aşağıya çekilmesi demek, e, merkez bankalarının, merkez bankalarının e, ülkedeki para hacmini arttırması demektir. Yani aynı para basmak gibi etki yapar. Piyasada para bollaşır. Para para e, bollaşırsa o zaman ne olur? Enflasyon mu O zaman kurlar yükselir. Tersine. Hı hı. Yani faizi düşürdün. Efendim onunla birlikte kur da düşecek. Yok böyle bir şey. Niye düşmez? Ee, bir kere bu geçici bir tedbirdir. Yani kronik olarak uygulanması gereken yapısal bir tedbir değildir. Geçicidir. Paran varsa müdahale edersin. Yoksa ne yapacaksın? Yani dövizin varsa müdahale edersin. Yoksa... Evet ve ömrü billah bu müdahaleyi yapmanın içinde mümkün değildir. Bir gün yaparsın, üç gün yaparsın, beş gün yaparsın. Kaldı ki müdahale ettiğin para senin paran değil. Demek ki bu şey, e, mekanizma e, yani bir yandan kurlara döviz satarak da müdahale etmek, yani kurların fiyatını düşürmek, dövizin fiyatını düşürmek. E bir yandan da e, para hacmini arttıramak suretiyle onu da nasıl yapıyorsun? Vaizleri aşağıya çekerek yapıyorsun. İkisi he, tamamen birbirinin şeyidir, rakibidir. Ters tepki yapar. Uh -huh. Yani bir eline e, arttıracaksın. Bir elinde de azaltacaksın. O zaman hocam bu ekonomik model şu anda baştan bu, bir kere sakat bu, bu bu model. Bu tahterevalli modeli bu. Tabii ki sakat. Bunu bir ben ekonomik model olarak da algılamıyorum. O ekonomik model başka bir şeydir, başka bir şeydir. Bir kere şu soruların cevabını e, çok iyi vermek lazım. Bir ülkenin parasının değerini ne belirler? Soru bir. Bu sorunun doğru cevabı o ülkenin parasının değerini, o ülkenin üretim gücü belirler. Ne belirliyormuş? Üretim gücü, üretim üretim gücü. <laughs> belirler. Çünkü ekonominin iki yanı vardır. Bir Üretim yanı bu somuttur, miktardır, Hı -hı. adettir, kilodur, metredir. Hı -hı. Parasal yanı ise soyuttur. soyuttur. Hı -hı. Mesela işte üretim gücü deyince ben her yerde örnek veriyorum. E, bu örneği de burada e, sizlere de e, hem sayın izleyicilerimizin bilgilerini tazelemek açısından hem de sizlerin. Hı -hı. Tekrarlayayım. Bir ülke düşünün. Bu ülkede sadece 100 tane yumurta üretiliyor. Sadece 100 yumurta. Bu 100 yumurtaya karşılık 100 tane lira basıyorsunuz. Matematik olarak bir yumurtanın fiyatı kaç paradır? 1 lira. 1 lira. Öyle mi? Hı hı. Yumurta üretimini arttırmak için ne yapmanız lazım? Tavuklara iyi bakmanız lazım. Bir. İki, horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmanız lazım. Tavuklara iyi bakarsanız, borozların yani yatırımcıların iç ve dış morallerini düzgün tutarsanız yumurta üretimi %100'den 200'e çıkar. O zaman bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? yeni 1 lira olur. 50 kuruş olur. 100 lira basmışsın. 200 tane yumurtan var. Ne olur? 50 kuruş olur. olur tanesi. Yumurta üretimi arttıkça demek ki Evet fiyat düşer. Tersine 100 yumurta üretiyordunuz, 100 liranız vardı. 100 yumurta yerine e, tavuklara bakmadınız, horozların moralini düzgün tutmadınız. Yumurta üretimi yüzden 50'ye düştü. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 2. 2 lira olur. Kim belirliyormuş? Sayın Cumhurbaşkanı mı belirliyormuş? Sayın Merkez Bankası mı belirliyormuş? Ya kim belirliyormuş? Üretim belirliyormuş. Üretim gücünden kastım o. Evet. Demek ki e, bir ülkenin ekonomi politikası neye yönelik olacak? Bir tarafta somut gerçekler var. Emek, sermaye, tabiat, teknolojik hı hı. bilgi seviyesi gibi somut miktar var. Öbür tarafta soyut parasal şey var. Hep ekonominin iki yanı var diyoruz ya. Bir reel yanı, bir parasal yanı. Artık parasal yanının yerine ekonominin bir üretim yanı var. Bir de borçlanma tarafı var. Evet. Tamam. Borçlanma tarafı var. Şimdi biz geldik. Ekonominin borçlanma tarafını la oynayaraktan uh -huh. üretimi arttırmaya. Tamam mı? E şimdi e, yumurtayı Merkez Bankası matbaasında basamazsın. Hadi bakayım Merkez Bankası matbaasında yumurta resmi bas. Biz de onu yiyelim. Yok bir şey. Yok böyle bir şey Veya para benzeri vasıtalar var. Evet. Tahviller var, vadeli çekler var, senetler var, kredi kartları var. Bunların hepsi kendisini kendi kendine para yaratmaktır. Sizin vadeli olarak kredi kartıyla yapmış olduğunuz bir harcama, sizin para yaratmanız demektir. Para yaratıyorsunuz. E, tacirin vadeli çekle alışveriş yapması para, kendi parasını basıyor. Nasıl merkez bankası para basıyorsa, o da kendi evet. e, şöyle Ve kor korkunç bir parasal genişleme var. Evet. E şimdi bu ortamda siz diyorsunuz ki ben bu parasalcı önlemlerle bu işi halledeceğim. Kardeşim bir kere kavramları yerine koy. Bilmiyorsan da konuşma. Üretim ile tüketim arasındaki olumsuz farkın adına ne diyoruz? Enflasyon. Aslında üretimle tüketim arasındaki olumsuz farkın adı nedir? Zarardır. Zarar. Ama zarar kelimesi itici bir kelime yani ürkütücü adam. Onun yerine açık dersen Bizim insanımızın aklına hanımların dekotesi geliyor. çatalı geliyor vesaire. Şey geliyor hanımların dekotesi geliyor. Güzel geliyor yani. Çok güzel geliyor yani. Yani zarar kelimesini kullanmamak yerine açık kelimesini kelimesi. kullanmak. Hocam şimdi burada dur, esas... Dur şimdi dur dur dur. Ondan sonra tamamlayayım. Şimdi demek ki üretimle tüketim arasındaki olumsuz farkın adı neymiş? Zarar. Yani enflasyon. Enflasyon zarar demek. Sonra o enflasyon işine de geliriz. Zarar demek. Peki bu zararı nasıl sen yaparsın, azaltırsın veya tersine çevirirsin? Üretimi arttırmak, tüketimi azaltmak. Tüketimi arttıraraktan zararı <laughs> düşürebilir misin? Biz onu denedik işte bu son 20 yılda. Tüketimi arttıraraktan e, şeyi önlemek, zararı önlemek. Neler biz bir şey yaptık hükümet olarak? E, neleri destekledik? Tüketici kredilerini destekledik. Otomobil kredilerini destekledik. Konut kredilerini destekledik. Kredi kartıyla alışveriş, şey, vadeli alışverişi destekledik. Hı hı. Yani sürekli tüketimi azdırıcı bir ekonomik politika uyguladık. İnşaat sayılmaz mı hocam üretimden? İnşaatı destekledik bir de. İnşaatı da söylüyorum. Onu da söylüyorum. İstihdam yaratıcı. Ee, çünkü bir iktisadi sistemin sosyal, bir sosyal organizasyon, Bunun temel görevi insanları helalinden iş bulmaktır. Helalinden iş bulabiliyorsan o sistem yaşar. Bulamıyorsan o sistem kim olursan o yıkılmaya mahkumdur. Madde bir bunu ara şey olarak söyleyeyim. Mesela bir örnek vereyim size. Çok şey bu örnek yani ma maalesef çok çarpıcı ve de ders alınması gereken bir konu. Türkiye'de şu an itibariyle yaklaşık 20 milyon otomobil var. 20 milyon otomobil. Bu otomobilleri biz neyle aldık? Dövizden aldık. ithal ettik. Adamlar gelirken arabayı da getirdiler, kredisini de getirdiler, döviz kredisini de getirdiler. Bunları ithal ederken paramız yoktu, borçlandık. E bu otomobillerin yürümesi için ne lazım? Benzin lazım, mazot lazım, madeni yağ lazım. Onu et finanse etmek için artık yaptık? Gene borçlandık döviz yüzüne. O gün kullandık ama paramız olmadığı için gelecek nesiller ödesin diye gelecek nesillere poliçe çektik. O Oynu öteledik yani. Başka bu otomobillerin yürümesi için yol yaptık. Hı. Türkiye'de e, bütçe zaten uygulanmak için yapılmaz. Hocam 9 liradan bütçe yapmışlar bak, şimdi onaylıyorlar. Yapıp, zaten yapılır hocam. Yapılmaz. beni gel. Ek bütçe yapacak. Zaten, nasıl zaten zararı planlıyorsun Olsun. kardeşim. Hep zarar. Yani 20 yıldır 30 yıldır sen devamlı zararı projesini yapıyoruz. O zararda tutturamıyorsun. Şimdi diyorsun ki işte 30 milyar dolar zararla kapatacağız önümüzdeki yıl. Geçen yıl bilmem 25'ti. Evvelki yıl başka bir şeydi. Yani sadece 54. dönemde e, Refah yolu Hükümeti döneminde denk bütçeyi evet, savundu. Bir o zamanın er başbakanı Erbakan. Er 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 ya denk bütçede olur muymuş diyorlar. Dediler o zaman. Hem de bunu solcudan söylüyorum. Uh -huh. denk, denk bütçe olur muymuş? Ya olur arkadaş. Bir başbakan denk bütçeyi savunmayacak da neyi savunacak? Ama denkleştiremedi yalnız bir, bütçeyi. Bir Hayır, denkleştirecek çünkü... arkadaş. Senin görevin denkleştirmek. Öyle denkleştiremiyor. Denkleştiremiyorsan git. İşini yapamıyorsun demek. Ki. Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini zararla kapatması gibi bir görevle görevlendirilmiş değilsin. O kadar. Net yani. Hadi çık ben zarar edeceğim diye bir patron, sen şirketin genel müdürüsün veya yönetim kurulusun. Patrona diyor ki abi de bu senede biz ben seni 30 milyon zarara sokacağım diye. Onun için şey. Niye arkadaş diyor? Yok başkası olsa 70 milyon e, zarara sokar. Zararın bütçesi olmaz arkadaş. Zarar bir hedef değildir. Senin bütçen, işte konuşuluyor mecliste. Zarar bütçesi ya. Önümüzdeki sene bugünkü şartlara göre 30 milyar dolar zararla kapattı. Gırgır ya. Bir de başka bir film daha var. Efendim faiz giderlerini bütçede yok kabul edersek faiz dışı fazla veriyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Bu zarar. Faiz zarardır. Bütçedeki faiz giderleri bütçenin neredeyse yüzde denk gelir. Daha. O, o zaman de. ne yapacaksın sen? Zararı azaltmanın Yolunu bulacaksın. O da daha az borçlanmayla olur. Daha çok e, vergi gelirlerini optimal ama namussuzca tahsil etmekle olur. Dolaylı vergilerle milleti milletin arkasına dolanaraktan çaktırmadan vergi almakla olmaz. En fazla vergi yükü akaryakıt tüketim vergisinde arkadaş. Bir depo benzine Türkiye'nin en zengin adamı da aynı vergileri veriyor. En yoksul adamı da aynı vergiler. Hocam bir minik soru sorabilir miyim? Gelir. Mi? Gelir ne? Gelirini arttıracaksın. Bir şirket. Düşünün bunlar bir de öyle dediler ya şirket gibi yöneteceğiz falan diye. Hadi Allah razı olsun iyi fikir yani. Hiç katılıyor mu o fikre? olarak. Bir şirket alacaklarını siler mi ya? Bir devlet vergi alacaklarını siler mi? Bir devlet vergi den kaçanları, kaçanları, kaçıranları. Efendim sen bana yüzde üç sakal at, ben seni affedeyim der mi? Yani alacağın yüzde yüzünden vazgeçiyorsun. Diyorsun ki abi sen üç lira ver, denetlemem seni merak etme diye taahhüdüyle milletten sakal ararlıktan vergileri siliyorsun ya. Sen kimsin ya? Kimsin? Hocam sinirlendiniz. Bir soru sorup ha, biraz daha sinirlendireceğim yok, sizi. Niye söylüyorum? Bütçe dedi ya. Denk evet. meselesi. Türkiye'de denk bütçe şey olmaz zaten derler. Zaten bunlar da olmayan bütçe yapıyorlar. Şimdi olmayan bütçe efendim gelecek sene daha fazla tur dolayısıyla daha fazla açık verecekmiş. Yani zarar 30 milyar değil e, 60 milyar olacak. Ne yazar ki yani? Ama milletin parası yok. Denk bütçe için Sana vergi gerekir. Gelir Sana ne milletten ya? Milletin böyle bir talebi var mı yok mu ona da bak. Apartman yönetim kurulu toplantısına gitmeyen bir halk. Buna sen demokrat diyorsun. Evine, barkına, çoluğuna, çocuğuna Sahip çıkmayan adamlar ülkene sahip çıkır. Hocam bir soru sormak istiyorum. Tamam nokta. Bütçe konusunda söylenecek çok şey var. Şöyle sorum yani şu hocam. Eğer birine de ayrıntılı olarak girelim yani. Yüzde evet. yüzde 19'du Eylül ayında politika faiz Bugün itibariyle yüzde 14. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 yıllık tahvil borçlanmasını yüzde 22 ile yapıyor. Doğru. Şimdi ne oluyor? Merkez Bankası yüzde 14 ile para veriyor. Bankalar yüzde 14 ile bunu alıyorlar. Hazineye yüzde 22 ile veriyorlar, yüzde 8'lik bir fark var. Bir ha. devlet bunu yapar mı? Ya da niye bir devlet bunu yapar? Ha. Yapar. Niye H yapar? Hedef kitle farklı. Ama bu o. safi zarar değil mi? Ya birinin ya. cebinden alıp birine koymak, birinin Sen, cebine sana ya. koymak mıdır hocam bu? Sen ne? Ya biz yurttaşız hepimiz. Sen yurttaş. ne, nerenin yurttaşısın yani? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım. <laughs> yani, değil var mı başka? Hocam bu şöyle bir şey. <gülüyor> Yok. <gülüyor> o zaman yüzde <laughs> 14'ten para veriyorsunuz bir kesime veriyorsunuz. Daha sonra yüzde 22'den. Bu %22 ile tahvil 128, faiziyle bunu bütün toplumdan bak, tahsil ediyorsunuz. Bu mukayese ayva ile mukayese etmekle iş Çünkü Merkez Bankası politika faizi sadece bankalara Merkez Bankası tarafından açılan kredilere uygulanır. Anladın mı? Nereye uygulanıyor? Merkez Bankası Peki bank bank Başka bank birisine değil. Tamam ama bankanın tahvil ihalesine girme hakkı da var. Bir dakika. Kim? Bu mi? şekilde giriyor yani. Sonuçta kim? 20'de 14'ten kim? Kim? Alıp 20 14'ten olan 20 özel bankalar. Tamam. Tamam. Banka kimden ee, alacak şey e, kime kağıt satmak istiyor? Herkese satmak evet, istiyor. Evet, mevduat satmak istiyor. Demek evet. ki bankaların müşterisi herkes. Evet. Merkez Bankası'nın bu anlamda müşteri dersek müşterisi kim? Münazır. Sadece bankalar. Ba bankalara bunu niye yapıyor? Türkiye'nin bu soru var yani. Tam para versin diye yapıyor. Kredi bak, versin niye diye. Niye yapıyor? Birincisi emisyon hacmini arttırıyor, seçim ekonomisine geçiyor. Seçim ekonomisinin olmazsa olmaz uygulamalarından bir tanesidir. Para hacmini arttır. Bu da arttırıyor. Başka ne yapıyor? Bankalar zor durumda. Maalesef. Zor durumda. Bir kere bak bankaların bilançolarına. Mevduatlarının %60'ından fazlası döviz mevduatı, dolar. Bir de içinde altın mevduatı var. Altına endeksi e, mevduat hesapları var. Bak. Oradan bankalara gelen kur farkı giderlerini düşün. Bir. İkincisi başka bir şey daha düşünün. Şimdi serbest pazar ekonomisinin olmazsa olmazı sözleşmeye bağlılık ilkesidir. Ben banka olarak sizinle sözleşme yapmışım. Kredi kartıyla vadeli alışveriş yapabiliyorsunuz. Benim sözleşmem var sizin. Tüketici kredileriyle ilgili sözleşme yapmışım. Bilmem konut kredileriyle ilgili sözleşme yapmışım. Devlet diyor ki, ey banka diyor. Kardeşim diyor. Sen diyor bir şeyi bir indir diyor. Bunlara uğurladığın temerrüt faizlerini bir indir diyor. Temerrüt demek halkımız bilsin diye söylüyorum. Gecikme demek. Temerrüt faizini indir diyor. Ve bunların borçlarını yeniden yapılandır Vadelerini uzat diyor. Abi gerekirse batın demek değil mi bir şekilde? Bir dakika şimdi. Şimdi banka nasıl yapacak bunu? Ama emir demiri kesiyor. BDKK var bir tarafta. Bir tarafta hükümet var. Yani onlarla iyi geçinmek durumunda. Hangi bankacı olursa olsun her anlamda. iyi geçinmek durumunda. Eyvallah diyor. Banka buradan bir finansal açık veriyor mu? Veriyor. Çünkü o gün para lazım. Adam şey, şey diyor ki e, bankaya borçlu olan abi diyor sen sonra ver diyor. Ben de başımın çaresine bakarım. O da finans piyasalarına borç talebiyle bankada çıkıyor tabii. Şimdi bunu yapan hükümet diyor ki abi size bir kıyak yaparım diyor. Nasıl olacak diyor. Boş ver diyor. Merkez Bankası bağımlıymış bağımsız Merkez Bankası'ndan diyor size diyor ucuz kredi verin. Hı. Bankası başka bankası ne Başka ne yapar? Reis kredisi Reis kont kredisi veriyor. Reis kont kredisi veriyor. Reis kont kredisi, veriyor. Reis kredisi ne demek? Bankalar e, müşterilerinden aldıkları bono, bonoları, bazıları bu bonolar hatır bonosu da olabilir, karşılıklı hatır bonolarını götürüyor şey. Merkez Bankası'na kırdırıyor. Merkez Bankası bu politika e, faizinden de daha düşük e, faiz oranları üzerinden kırıyor. Yani bankaya. O zaman Merkez Bankası onlardan bir şey yapmasını istiyor. Evet. Yani kredi vermesini istiyor birilerine. Ucuz değil mi hocam? Evet. Kime veriyorlar o krediyi? Hayır. Halkı memnun et diyor. Bu konunun faizini maizini indiriyor. Hmm. Bu mevcut. Buradan Açılış, da bu acı, açılmış krediler kapattır. için hocam, söylüyorum. Hocam sen araya gir. Bir şey miyim mi? lütfen?